Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Gayrimenkul kiralama, alım ve satımda neler yapılmalı? Ercan Gayrimenkul'den size özel tavsiyeler şimdi ekranlarınızda. Evet Öniz Hanım, öncelikle sizleri tanıyayım. Ben uzun yıllar bürokrasi içinde çalıştım. Merkez Bankası'ndan emekliyim. Sizler gibi İstanbul'da yaşamamak için emekli oldum. Merkez Bankası biliyorsunuz İstanbul'a taşındı. Tabii ki emeklilikte daha henüz benim için erken olduğu için okuyan da çocuğum var. Bir iş daha yapmak durumundaydım. Bunu da planlamıştım. Önceden bir firmayla görüşmüştüm. Bankadan emekli bir arkadaşım vardı. Bir iş yaptı, gayet başarılı oldu. Ben de izinden gitmek istedim. Kendisi gayrimenkul kraliçesi oldu bir nevi. Yasemin diye bir arkadaşım, buradan anmak isterim. Firmayı ziyaret ettim. Eğitimlerini çok beğendim. Yani bir işe başlamadan önce eğitim almak gerektiğine inanıyorum. Onun için kafama koymuştu. Emeklilik dilekçemi verir vermez görüşmeye gittim. O arada ofisin bir şubesi, firmanın bir şubesi açılmıştı evime daha yakın. Gazi Osman Paşa şubesinde çalışmaya başladım. Orada gerçekten meslektaşlarım, değerli hocalarım oldular. Orada işi öğrendim. O şekilde işe başladım. Daha sonra eşim de bana katıldı. Birlikte çalıştık. 2,5 sene orada çalıştık. Daha sonra artık kendi kanatlarımızla uçmaya karar verdik. Kendi soyadımızı Ercan Gayrimenkul olarak firmamızı açtık. Firmanın kuruluş hikayesinden aslında birazcık bahsetmiş oldunuz ama ben yine de sorayım, nasıl bir hikayeye sahip? Hikayesi aslında biz bu işi zaten yapmaya karar vermiştik. Zaten şöyle söyleyeyim, biz bir çatı altındaydık ama zaten firmamızı kurarak o çatı altındaydık. Bu işe başlarken zaten bütün şeyler, danışmanlar birer bağımsız firma oluyor. Zaten bu şekilde bir kurulmuş olduk bu işe atılırken. Daha sonra da artık işimizi öğrendikten sonra da dediğim gibi artık kendi ayaklarımızın üstünde durup, çünkü belli bir portföy edindik, belli bir tecrübe edindik, kendimiz devam etmeye karar verdik. Peki gelelim çalışmalarınıza. Gayrimenkul sektöründe sizleri hangi alanlarda görebiliriz? Biz daha çok konut, apartman dairesi tarzındaki konutlarla ilgileniyoruz. Bunlar biliyorsunuz sektörde bir takım dallar var, branşlar var. Villa var, lüks konut var, ondan sonra arsa var, ticari var. Biz daha çok kendi muhitimizden, Çankaya ilçesi çevresinde daire satışlarıyla ilgileniyoruz. Çevremizdeki yeni projelerle, müteahhitlerle işbirliği yapıyoruz. İkinci el konut satışları oluyor. Onlarla ilgileniyoruz. Yani bizim alanımız daha çok daire satışları, konut satışları diyebilirim. Evet Öniz Hanım, biliyorsunuz farklı birçok etken sebebiyle bir ev alırken, kiralarken veya satarken aslında çağın gerektirdiği birçok soru işaretiyle de karşı karşıyayız. Artık daha tedbirli davranıyoruz bu süreç ilerlerken. Şimdi öncelikle ben sizden onun bilgisini almak istiyorum. Bir ev alırken, satarken veya kiralarken nelere dikkat etmeliyiz? Ev alırken de satarken de öncelikle tabii alıcının da satıcının da dikkat edeceği unsurlar var. Öncelikle alıcı ya da kiralayıcı tarafsanız mutlaka tapu görmenizi tavsiye ediyorum. Yani size bunu sunan, pazarlayan kişi, sahibi olduğu iddia edilerek evi pazarlayan kişi gerçekten bu evin sahibi. Elinde bir belgeyle mutlaka gelmesi lazım. Mutlaka tapuyu görün. Ayrıca o tapu bir takım şartlar, hipoteklerle kısıt altına alınmış mı? Bir kredi borcu var mı? Üzerinde hipotek var mı? Yani hem doğru kişiyle mi muhatapsınız, hem de tapu üzerinde herhangi bir kısıtlama var mı? Bunları öncelikle görmek gerekiyor. İşte kat irtifakı mı, yoksa işte mülkiyet mi? Bunun gibi birçok özellikleri öğrenmek gerekiyor.
Bunlar için uğraşıp zaman ayırmaya herkesin bilgisi de vakti de olmadığı için en güzeli bir gayrimenkul danışmanıyla çalışarak, güvenilir bir danışmanla çalışarak bunlara kafanızı yormazsınız. Sizin yerinize bizler düşünebiliriz. Kiralama yaparken de gerçekten tapu kime ait, bazen hisseli tapular oluyor. Bir kişiyle imzalıyorsunuz, öbürleri diyebilir ki ben buna müsaade etmedim. Öncelikle tamamen kime ya da kimlere ait yine bir tapuyu görmek lazım. Yine işte evi kiralarken bir video çekimiyle mümkünse demirbaşları tespit etmek lazım ki çıkarken herhangi bir kısar verip vermediğimiz kanıtlanabilir. Ev sahibi gözünden bu durumlara baktığımız zaman da yine işte satıcının kim olduğuyla, pardon, alıcının kim olduğuyla güvenilebilir olmadığıyla ilgili bilgiler edinmesi lazım. Mümkünse ondan bir takım bilgiler alması lazım. Özellikle de kira, eğer kiralama yapıyorsanız tabii ki iş yeriyle ilgili, kefaletle ilgili, o kişinin nüfus bilgileriyle ilgili bir takım bilgiler. Bunlarla da gayrimenkul danışmanınız sizin yerinize ilgilenir. Siz rahat edersiniz. Kapınızı yormazsınız. Sürekli çalan telefonlarla uğraşmazsınız. Zaten danışmanlık hizmetimiz bunun için var. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Broker ve gayrimenkul danışmanı Öniz Ercan yayınımızdaydı. Sektörü değerlendirerek sizleri de bilgilendirmiş olduk. Şimdi kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından röportajlarımız devam edecek. Evet, bugün konuklarımızın değerli katkılarıyla bilgi dolu sohbetler gerçekleştirdik. Sektörlerin gelişimi için atılan adımlar, yenilikler ve değişim rüzgarları geleceğimizi şekillendirecek önemli bileşenlerdir. Dolayısıyla programımızda paylaşılan deneyimler ve bilgiler hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli birer kaynak niteliği taşımaktadır. Bu programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, konuklarımıza ve siz değerli seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği, motivasyon kaynağımız ve programımızın başarısının en büyük nedenidir. Sizleri bir sonraki programda tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Herkese sağlıklı, mutlu ve verimli günler diliyorum. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.